Ve ilginç bir tweet. Bekler miydiniz böyle bir tweet? Bence Türkiye'deki siyasi denklemin değişmesi açısından ilginç ve bana sorarsanız bir hayli tartışmalı bir tweet. Hemen hemen hiçbir bayramda, hiçbir Cumhuriyet'in bayramında orada bulunmayan, orada olmaktan imtina eden, Türkiye'de siyasal İslam'ın kurumsallaşması noktasında adım adım yol almış ve Gezi sürecinde Cumhurbaşkanlığı görevi yapıyor olan Sayın Abdullah Gül, Gezi ile ilgili yargılama süreci utanç verici, Türkiye'ye büyük kötülük dedi. Bu aslında hepimizin bildiği Abdullah Gül de Erdoğan arasındaki çekilen kılıçların zamanlaması açısından manidar ve ilginç bir aşaması. Burada şunu hemen söylemek istiyorum size. Abdullah Gül siyasi bir figür olarak önümüzdeki günlerde ağırlığını koymak için elinden geleni yapacak. Çünkü 2023'teki seçim Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilir gösterilmez onu bilemiyorum. Çünkü adamları var sahada. Üstelik adamları siyasal İslamcı değil, neoliberaller. Ben onlara neoliberal diyorum, yani yeni liberaller. Maşallah bütün kanallara yayılmış durumdalar. Bana sorarsanız Abdullah Gül'ün memlekete yapacağı bir tane fayda var. Bir tane. Buna katılırsanız çok sevinirim. Katılmazsanız da canınız sağ olsun. Abdullah Gül bütün bu süreci, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde olup biten süreci bir ekrana çıkıp yandaş, efendime söyleyeyim, yani kendi yandaşı, çanak soru soranlara değil, objektif bir şekilde soru soranlara, 3 gazeteci olur, 4 gazeteci olur, 1 kişi olur, bu sorulara yanıt vermeli. Aynısını Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan için de düşünüyorum ama özellikle Abdullah Gül. Madem bu tweet'i attınız, o zaman lütfen bu sorulara da cevap verin. Bu hukuka da büyük bir katkı yapacaktır. Dönemin Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra hukukçuların söylediklerinin üstünde bir siyasal anlamı olur. Değerli dostlar, saatlerimiz kaç? 12'ye 10 var. Demek ki 10 dakika sonra buluşacağız.